Başkanım, depremin olduğu ilk günden beri oradaydınız, deprem bölgesindeydiniz. Peki neler gördünüz, neler hissettiniz? Evet, biz depremin ilk olduğu gün, 5 gün önce sabah saat 4 civarında gelen telefonla Sayın Genel Başkan Recep Çayır'la beraber biz İvedik şekilde ben Kırşehir'e araçla beraber, yol da çok kötüydü, kar, buz üzerinde Maraş'a öğlen 12.30-1 civarında ulaştık. Biz ulaştığımız anda tam araçtan indik, bir dakika sonra çok kötü bir depremle karşılaştık orada. 7.4'le ikinci depremle karşılaştık. O anda ilk olan depremin akabinde yarılma olan binaların birçoğu ikinci depremde yıkıldı. Onu bizzat yaşadık. Tabii ivedi bir şekilde insanlara koştuk. Yapabileceklerimiz nelerdir falan, onların bir mücadelesini yaptık orada ve ivedi bir şekilde giderken tespit ettiğimiz merkezde kurmuş olduğumuz Milli Yol Partisi'nin kurmaylarının, Maraş İl Başkanımız, MGK üyelerimizin orada olduğu göçük altında kalmayan arkadaşlarımızla beraber bir kriz masası oluşturduk ivedi bir şekilde. İşte ivedi bir şekilde iş makinelerinin halkın ihtiyaçlarını karşılayacak bir kriz masası oluşturduk. Bu şekilde Maraş'ta ilk durumumuz buydu. Peki başkanım, depremin ilk günden beri oradaydınız. Artçı depremler meydana geldi. Peki evet, siz ne yaptınız? Biz gerçekten çok kötü bir zaman yaşadık. Yani diyebilirim ki kıyametin bir provasıydı. Göçük altında kalan insanlar, ailesini kurtarmaya çalışanlar, elektriğin olmadığı, suyun olmadığı, tabiri caizse bunu bizzat yaşadık 4 gün boyunca. Paranın, kredi kartının IBAN numarasının geçmediği bir ortamdı. İnternetler yoktu, IBAN'dan alışveriş yapamadılar. Kredi kartlarından alışveriş yapıp çekemediler. Ve bir zaman şunu gördük ki belli bir zaftına, devletimiz dün 4. gün itibariyle tamamıyla deprem bölgelerine intikal etmeye başladı ama ilk 2 gün, gerçi bizim yaptığımız yayınlarda da biraz eleştiriler aldık ama devletimizin bir an evvel bu konuya el atmasını, ivedilik olması konusunda biz yayınlar yaptık. Ama ilk 2 gün gerçekten çok zor bir durum vardı. Ben şunu gördüm, okullarımızda deprem tatbikatı diye öğrettiğimiz çocuklara devletimizin aslında stoklama konusunda deprem olması durumunda oluşabilecek eksiklikleri tamamlamak için bir eksikliğinin olduğunu gördüm. Tabii biz bunların yayınlarını o yüzden yaptık. Çünkü milletimiz orada çok kötü bir durumdaydı. Allah kimsenin başına vermesin. Çok şeyler yaşadım. Çocukları yaşadım. Anneleri yaşadım. Babaları yaşadım. Enkaz altında kalanları yaşadım. Çok akrabalarımız vardı. Bir yandan defin işlemlerini yapıp burada taziye bekleriz ama orada taziye bekleyemedik. Direkt diğer göçük altında kalmış insanlara koştuk. Çok zor bir durumdu. Gerçekten kıyametin bir provası vardı orada. Peki olayları yakından gördüğünüz üzere neler hissettiniz o an? Şimdi ben acıyı gördüm. Çok acıydı. Yani insanların o koşturuşları, çocuğunu kurtarmaya çalışması, hanımını kurtarmaya çalışması. Bir küçük çocuk vardı videoda, görmüşsünüzdür. O çocuğa suyu betonun altından vermek benim için her şeyden çok önemliydi. Yani bazen ölüleri düşünüyorsun, bazen kurtarabildiklerimi düşünüyorsun ama şu an silinmiş ve o bir göçük altında bu tarafa çıkmaya çalışan çocuğa verdiğimiz o meyve suyu bize depremin ne kadar zor durumda olduğunu anlatıyordu. Çok zor şeyler yaşadım. Allah bir daha göstermesin. Her şeyin Allah'tan geldiğine inanan insanlarız, iman etmiş insanlarız. Bu da bize bir Türk milletine ibretlik bir durumdur diye görmemiz lazım. Devletimizin bu konuda artık stoklama olarak çalışması lazım. İş makinalarının ilk 2,5 gün insanlar kendi cebinden, kendi akrabalarıyla iş makinalarını çalıştırdığını gördüm. Bunları söylerken de ben anlamadım. Hani devletimizin yetişmesi konusunda bir takım önlemler yaparken devlet ekranında olan bazı kimselerin sanki hiçbir şey yokmuş gibi karşılığında sanal medyada ve basın açıklamalarımızın altına tuhaf tuhaf yorumlar yapmasını hiç yaşamadım.
bence buralardan yorum yapmak değil de bence bizzat oralarda yaşamak gerekirdi. Peki başkanım, Türk halkı oldukça duyarlıydı. Yardımlarını hiç esirgemedi. Buna neler söylemek istersiniz? Biz Türk milletiyiz. Biz Fatih'in torunlarıyız. Biz Türk İslam dünyasının lider ülkelerinden biriyiz. Biz Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar kaynaşmış bir Türk İslam Birliği hayali olan ülkeyiz. Biz siyaset yaparız, dernekçilik yaparız, vakıfçılık yaparız, siyasi eleştiriler yaparız. Doğruysa yanında, yanlışsa karşında dururuz ama bir arkadaşımızın, bir toplumun, bir varlığın başına gelecek en bir şey de işte şimdi de gözüktüğü gibi Türk milleti olarak ne olursa olsun her şeyi bir kenara itip beraber ve bir olarak yaşamayı ve herkese koşmayı tercih ederiz. İşte biz Türk milletiyiz. Türk milleti budur. Her şeyi kaybettik. İnsanlarımızı kaybettik. Çocuklarımızı çok acı kaybettik. Ama Türk milletinin yine birliğini tekrar kazandık. Çok şükür elhamdülillah. Peki başkanım, deprem bölgesinde en ihtiyaç olan ürünler neydi? Şimdi ilk etapta biliyorsunuz deprem nedeniyle sular kesikti. Sular kesik olduğundan dolayı çoğu bölümde lağım sularının içme sularına karıştığını gördük ve ilk iki gün hiç kimse devlet olarak bir yardıma değil, ivedi bir şekilde koşamayınca sadece millet olarak koşunca yetişemediğimiz noktalar oldu. İnsanlar içme suyunu oradan kullanmaya başladı. Çok kötü bir durumdu. Elektrik yoktu, ısıtıcılar çalışmıyordu, doğalgazlar çalışmıyordu. Doğalgaz boru hatları kapalıydı. Mazot yoktu mesela. Arabalarda yatıyor insanlar, mazot, benzin. Petrola varıyorsun, kredi kartı çalışmıyor, mazot alamıyorsun. İban atacaksın, internet yok, elektrik yok, IBAN numarasından gönderemiyorsun. Millet ilk gün cebindeki nakidin hepsini harcamış, parasız kalmışsın. Bu arada biz Milli Yol Partisi olarak çok büyük destek verdik. Siyaseten değil ama bir kurum olarak bir kriz masası oluşturduk. Orada İl Başkanımız Halil Toraman, MGK üyemiz Hayrettin Arslanhan ve orada yönetimimiz Selçuk Çayır'la birlikte muhteşem bir kadro oluşturup akın akın meydana göçtük. Antep'te Genel Başkan Yardımcılarımız, Kilis'te Genel Başkan Yardımcılarımız, Adıyaman'da Genel Başkan Yardımcılarımız, Hatay'da Genel Başkanımız muhteşem bir kadro oluşturup akın akın illerimize saldı ve elimizden geleni Milli Yol Partisi olarak da orada insanlarımıza koşaraktan yapmaya çalıştık. İnşallah bir katkımız olduysa ne fayda bize. Başkanım, Allah öncelikle herkese yardım etsin diyoruz. Abi. Peki duyarlı Kırşehir vatandaşlara, yardım etmek isteyen vatandaşlarımıza son olarak neler söylemek istersiniz? Ben 5 gün boyunca Ankara'daydım. Maraş tarafında, Hatay tarafındaydım. Bu sabah 5'te geldim. Şimdi tekrar genel başkanım görevlendirdi. Akşam 5'te tekrar Hatay'a çıkacağım. Ben Kırşehir'den aldığım bilgilerle, ben Kırşehir olarak söyleyeyim, Türkiye'ye teşekkür ediyorum da, ben Kırşehir halkına çok teşekkür ediyorum. Devlet kurumlarımızdan, vakıflarımıza, derneklerimize, Kırşehir halkımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Çok duygulandım. Çok böyle her şeyin bittiği bir an, malın, mülkün, her şeyin yalan olduğu bir an, her şeyin Allah'tan geldiğine inananlarımız, bunlar da geçecek. Ben Kırşehir halkına çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum.